Everybody get your fucking hands up. Hepinize selam arkadaşlar. Dijital dünyama ve hangi Spider-Man'sin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi Spider-Man'sin testini yapacağız. Geçenlerde Ali yapmıştı ve kendisi Andrew çıkmıştı. Benim de çok hoşuma gitti. Dedim ben de yapayım dedim. Acaba ben de çıkacak merak ettim. Ali'nin videosunu şuradan ya da şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Onu da koyacağım. Onu da izleyin. Ben de merak ettim dediğim gibi acaba hangisi çıkacağım. İnşallah Toby çıkarım. Ben de Toby'yi çok seviyorum. Şöyle başlayalım isterseniz. Evet. Tamamen kendim olacağım. Kendi cevaplarımı vereceğim. Başlayalım. Yaşını söyleyerek teste başlayalım. 18-24 abicim. Kendine en yakıştırdığın tanımla devam edelim. Şimdi meraklı, geek. Geek şey mi acaba? Hani böyle geek sayfaları var ya onunla alakalı böyle bir şey mizahçı birisi mi demek istiyor bana? Olabilir. Utangaç, duygusal, eğlenceli, becerikli. Ya şimdi açıkçası hepsi de var yani. Duygusal diyebilirim. Ya aslında çok duygusalım. İnsanlar eğlenceli olduğumu da söylüyor. Meraklıyım da aynı zamanda. Utangaç değilim. Yok utangaç değilim. Beceriklilik konusuna bağlı. Ne olduğuna bağlı yani şimdi beceri. Ya eğlenceli ya duygusal. Ya şundadır o bundadır mı yapsam acaba? Duygusal diyelim ya. Duygusal diyelim. Duygusalımdır yani. Bir Marvel filmi seç şimdi de. Evet. Guardians of the Galaxy'yi geç. Ant-Man'i geç. Doctor Strange'i geç. Şimdi Iron Man ilk göz ağrımız. Avengers ilk yani kahramanlarımızın oluştuğu film. Civil War'da Spider-Man'in geldiği film. Şimdi abi bilemedim ya. Ve Civil War'da şimdi Captain America'ya çok sinir olmuştum. O yüzden onu da eliyorum. Tamam. Avengers abi. O güzeldi baya. Eğer Spider-Man sen olsaydın yapacağın sorumsuzca hareket hangisi olabilirdi? Hoşlandığım kızı takip edebilirdim. Efsane fotoğraflar çekerdim. Hoşlandığım kızı etkilerdim. Okulda bozuştuğum kabadayıya gününü gösterirdim. Dünyaya açıklardım tabii ki. Bunu yapmazdım çünkü gerçekten Spider-Man'in de başına geldiği gibi o zaman sevdiğim insanlar tehlikede olmuş olur. Bunu yapmazdım. Spider-Man partisi verirdim. Gerek yok abi. Okulu bozuştuğum kabadayı gününü gösterirdim. Gereksiz yere intikam almaya da gerek yok. Hoşlandığım kızı etkilerdim. Bak bu olabilir işte biliyor musun? Yani böyle kas gösterisi, mas gösterisi bir şeyler yapılabilir. Bence bu abi. Yukarıdaki sapık şeye giriyor yani bence. Fotoğraflar ya bilmiyorum fotoğraf da çekebilirdim en çok onu yapardım herhalde. Hoşlandığım kızı etkilerdim. Bir Mary Jane seç. Niye hepsi Mary Jane? Ha yani ifadeyi mi seçeceğim? Şu ya şu. Aynen. Hangisini yemekten asla sıkılmazsın? Hamburger diyelim. Peki 1 ile 6 arasında ne kadar romantiksin? 4 diyelim. Aga be! Ya ne diyorsun ya? Ali biliyorsun bu işi. Andrew Garfield çıktı. Abi ya. Okuyalım. Kalabalığın içinde bile pırıl parıl parıl parlıyorsun. Çünkü hem tatlı hem kurnaz hem de iyi kalplisin. Bu kadar iyi bir kalbe sahipken bile kurnazca düşüncelere sahip olman istediğin şeyleri biraz daha rahat halletmene sebep oluyor tabii. Zekanı kullanmamanı söyleyecek değiliz sana. Bu demek değil ki hayat sana güzel. Büyük güç büyük sorumluluk sonuçta. Ya adamsın. Andrew de olur. Okey. Toby'yi tabii ki de çok seviyorum. İlk göz ağrım sonuçta. Ama Andrew da çok sevdiğim Spider-Man'lerden birisi zaten. Benim sıralamam Toby, Andrew ve Tom diye gidiyor. Yani tam kronolojik sıralama olarak. Andrew çıktı. Okey abi sıkıntı yok. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle Marvel içerikli test olur, başka bir şey olur, sohbet olur. İstediğiniz her şeyi yorumlara yazın. Ben de bakayım ne istiyorsunuz diye. Onları yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın.
Görüşmek üzere.